Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada sınıflandırma basamaklarından bahsedeceğiz. Şimdi bilim insanları Linne, özellikle dediğimiz gibi doğal sınıflandırmayı yapıyor Linne. Linne basamaklandırma yaparken 7 tane birimden bahsediyor. Bu birimlerde işte büyükten küçüğe doğru bir sıralama var veya küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. Ben şimdi size o sıralamayı yapacağım. Daha sonra bu sıralandırmada işte yukarıdan aşağı indiğimizde veya aşağıdan yukarıya çıktığımızda hangi özellikler değişiyor, bunlara bakacağız. Şimdi bizim sınıflandırma basamaklarımız şöyledir. Bakın, en alttan başladığımızda tür, cins, daha sonra familia, takım arkadaşlar, takım, sınıf, şube ve aile. Bunlar bizim sınıflandırma basamaklarımız. Tür en küçük basamaktır. Aşağıya doğru indikçe ne oluyor? Basamaklarımız artıyor. Peki bunları biz nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle bir şifresi var arkadaşlar. Şifreden bahsedeyim size. Şifremiz şu. Bakın, hemen şuraya şifre yazıyorum. Şifremiz, belki ezberlemesi biraz zor olabilir ama aklınıza bir kere girdiğinde daha da unutmayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Evet. Böyle bir bizim şifremiz var. Peki bu şifrede nelere denk geliyor? Bakın, sırasıyla tür, cins, daha sonra F'ye geldik, familia, yani familia ailedir, familia. Sonra takım arkadaşlar, takım. Şuradaki S'den sınıf, şube ve aile. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz sırasıyla. Böyle sırasını bilmenizde fayda vardır. Çünkü sorularda oldukça fazla çıkıyor. Peki türden aleme doğru gidildikçe neler değişiyor? Bunlara bakalım ve birer örnek yazalım. Arkadaşlar, tür en küçük sınıflandırma birimidir. Mesela şöyle bir yazalım, isim verelim. Alemden türe doğru gittikçe örnekler verelim. Mesela alem olarak ne diyelim? Hayvanlar alemi diyelim arkadaşlar. Şöyle hayvanlar alemi. Hayvanlar alemi olacak. Şubeye geldiğimiz zaman şubemiz ne olsun? Şube, omurgalılar şubesi ve omurgasızlar olarak da ayırıyoruz ama biz omurgalılardan bahsedelim. Omurgalılar şubesi. Daha sonra sınıfımız memeliler sınıfı. Memeliler. Takım arkadaşlar, hepçiller. Hepçil. Hepçil ne demek? Hem etle hem de otla beslenen canlılardır. Familia olarak familyamız ne olsun? Familya olarak şeyini yazalım. Latince ismini yazalım. Homo iade. Bu arkadaşlar insan türünün familyasıdır, yani ailesidir. Sonra cinse gelelim. Cinsimiz homo. Türümüzde ne olacak? Homo sapiens. Homo sapiens, yani İnsan türü olacak. İşte bunlar bizim örneklerimiz. Bakın, alemden türe doğru gittikçe ne oldu? Bir daralma gerçekleşti ve Homo sapiens en son insana kadar geldik. Peki yazalım hemen. Türden aleme doğru gittikçe, bakın şöyle aşağı doğru indikçe neler değişiyor? Türden aleme doğru gittikçe ne olur? Bir kere çeşitlilik artar mı? Çeşitlilik artar, değil mi? Bakın, bir hayvanlar alemi var, bir de sadece insan var. Ne oluyor? Çeşitlilik artıyor. Daha sonra benzerlik. Ne olur benzerlik? İnsanlar mı birbirine daha çok benzer, yoksa hayvanlar alemindeki tüm hayvanlar mı? Tabii ki insanlar, değil mi? O zaman benzerlik azalır. Benzerlik azalır. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğimize. Protein benzerliği arkadaşlar. Protein benzerliği azalır. Yani benzerlikle ilgili olan her şey azalıyor aslında. Protein benzerliği azalır. Daha sonra gen benzerliği yine azalır. Canlı sayısı ne olur? Canlı sayısı artar. Embriyonik benzerlik
azalır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada artan tek şey nedir? Çeşitlilik ve canlı sayısı. Geriye kalan her şey azalıyor. Yani benzerlikle ilgili olan her şey azalıyor. Peki alemden türe doğru gittikçe ne olacak? Bunların tam tersi olacak. O yüzden hani onları tekrardan yazmamıza gerek yok. Şimdi gelelim türün isimlendirilmesine. Tür burada çok önemlidir. Bilim insanları da oldukça önem vermişlerdir arkadaşlar. Ve müfredatın içerisinde de zaten türün isimlendirilmesi var. Örnekler de vereceğim size. Şimdi türün adlandırılması diyelim. Türün adlandırılması. Biz türün adlandırılmasını binomial adlandırma. Binomial adlandırma. Yani ikili adlandırma olarak yapıyoruz. Peki nedir ikili adlandırma? Arkadaşlar, türün iki tane ismi olacak. Bunlardan bir tanesi cins ismini verecek, bir tanesi de tanımlayıcı ismini verecek. İkisine birlikte biz tür adı diyeceğiz. Bakın iki tane isim var. İki tane isim. Bunlardan birincisi cins adını verecek, biri de tanımlayıcı olacak. Tanımlayıcı. İkisine birlikte ne diyeceğiz? Tür adı diyeceğiz. Peki örnekler verelim. Örnekler. Nedir örneklerimiz? Mesela Homo sapiens. Homo sapiens neydi? İnsan. Bakın buradaki homo cins ismidir. Sapiens tanımlayıcı isimdir. İkisi birlikte ne oluşturdu? Tür ismini oluşturdu. Daha sonra ne olabilir mesela? Aklımıza gelsin. Mesela çamlardan örnek verelim. Pinus nigra. Bakın Pinus cins ismidir. Nigra tanımlayıcı isimdir. İkisi birlikte ne oldu? Tür adı oldu. Daha sonra Pinus alba. Bu da yine ne oldu arkadaşlar? Pinus cins ismidir. Alba tanımlayıcı isimdir. İkisi birlikte tür adını oluşturdu. Mesela bir tane daha yazalım. Morus nigra. Morus nigra. Bu da yine tür adını oluşturdu. Türkçelerini de yazayım. Homo sapiens insandır. Pinus nigra karaçamdır arkadaşlar. Karaçam. Pinus alba beyaz çamdır. Morus nigra ise kara duttur. Kara dut. Mesela bir de ne var? Morus alba var. Morus alba. Bu da nedir? Beyaz dut. Bakın tanımlayıcı isim onun tanımını verdi. Kara olması, beyaz olması, değil mi? Bu şekilde bir tanım verdi. İkisi birlikte de neyi oluşturdu? Tür adını oluşturdu. Peki canlıların akrabalıklarını nasıl burada belirliyoruz? Arkadaşlar, ilk isimleri aynı olan, yani cins isimleri aynı olan türler birbiriyle akrabadır. Bunu unutmayalım. Yazalım hemen şuraya. Cins isimleri yani ilk isim değil mi? İlk isim. Aynı olan türler akrabadır. Mesela bakın burada akrabaları söyleyelim. Pinus ikisi de ne? Çam. Morus ikisi de ne arkadaşlar? Dut. O zaman bunlar birbiriyle akraba. Daha sonra bir özelliğimiz daha var. Eğer ki iki canlı aynı sınıflandırma basamağında bulunuyorsa üst taraftaki basamaklarda da aynı yerdedir. Mesela diyelim ki aynı takımda bulunuyorlar. Aynı takımda bulunuyorlarsa sınıf, şube, alemleri de aynıdır arkadaşlar. Ama alt taraftakiler yani familya, cins ve türleri farklı olabilir. Kesinlikle hangileri aynıdır diye sorarsa bakın aynı takımdalarsa hangileri kesinlikle aynıdır? Sınıf, şube ve alemleri kesinlikle aynı. Familya, cins ve tür birbirinden farklı da olabilir, aynı da olabilir. Buna bir kesinlik veremiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Aynı sınıflandırma basamağında bulunan canlılar üst basamaklarda da aynı yerdedir. Aynı yerdedir. Örnek de verelim. Örnek. Aynı takımdalarsa sınıf, şube, alemleri de aynıdır. Evet, bu şekilde de söyleyeceğimiz şeyler. Arkadaşlar, şöyle diyelim.
Türlerde kromozom sayısına baktığımızda kromozom sayısı kesinlikle akrabalığı belirlemez. Ayrıca kromozom sayısı gelişmişliği de belirlemez. Bunu da unutmayalım. Bu da sorularda çıkabilir karşınıza. Kromozom sayısı akrabalığı belirtmez ve gelişmişliği belirtmez arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. İnsanlarda kromozom sayısı sağlıklı insanlarda 46'dır. Moli balığında da 46'dır arkadaşlar. Dolayısıyla moli balığıyla insan akraba değil tabii ki. Dolayısıyla kromozom sayısı akrabalığı belirtmiyor. Ayrıca bir özelliğimiz daha var. Ne dedik? Kromozom sayısı gelişmişliği de belirtmez. Örneğin insanlarda 46 kromozom varken eğrelti otunda 500 kromozom vardır. Eğrelti otu bizden daha mı gelişmiş? Hayır. Bilinen şudur. İnsanlar canlılar içerisinde en gelişmiş olanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla kromozom sayısı neyi de belirtmiyor? Gelişmişliği de belirtmiyor. O zaman şuraya önemli bir not olarak yazalım bunu. Ne dedik? Kromozom sayısı akrabalığı ve gelişmişliği belirtmez. Evet, bu şekilde canlılarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık canlıları sınıflandıracağız. Yani sınıflandırma basamaklarını anlattıktan sonra bakteriler, arkeler, işte hayvanlar, bitkiler gibi sınıflandırarak bunları anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.